biraz değiştiğini şimdi sizlere göstereceğim bu videoda. İlk önce tonerimizi yazıcıdan çıkarttıktan sonra üzerinde bulunan şu vidaları söküyoruz arkadaşlar. Çıkarırken şurada bir tonerimizin şu bölümünü ayırıyoruz birbirine. Şurada dikkat ederseniz şimdi tam şurada bir diş var, buna dikkat edin arkadaşlar. Birbirine geçmeli, kaydırmalı bir şekilde birbirinden ayırabilirsiniz. Bıçak temizliğini de bu parça üzerinden yapıyorsunuz, unutmayın. Geldik işin önemli kısmına. Biz buramı buradan çıkarıp yerisini değiştireceğiz. Yapmamız gereken şey şurada bulunan bu vidayı buradan sökmek. Daha sonra bir vida da burada var. Bunların ikisini buradan çıkardıktan sonra şu kapağı buradan açacağız. Kapağı elinden çıkarırken size de şunu tavsiye ederim. Eğer ilk defa yapıyorsanız video çekerek yapmanız. Sırasıyla çıkartan bütün parçaları ben bu şekilde diziyorum. Toplarken de bu sırayla toplayacağım arkadaşlar. Şurada bulunan merdaneyi birazcık bu şekilde şöyle çıkardığımızda kenara sıra boşluğa kalacak. Sıramı bu şekilde çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra hemen şurada basitçe bir temizliğini yapalım. Değiştirirken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın iki tane dişli var burada. İnce kalın. Bunların nereye geleceğine dikkat edin. Diğerini nasıl çıkardıysanız bunu da aynı o şekilde takın. Sıramı yerleştirdim. Şimdi şurada yaylar var. Bu yayların arasından geçmedi bu.